Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en iyi üniversite radyosundan merhaba diyoruz size bugün de. Bugünkü konuğumuz e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Sayın Yücel Acar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adaysınız, ikinci bir dönem için tekrar e, aday oldunuz. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Önce onun cevabını evet. alalım, sonra üniversiteyi konuşmaya e, başlayacağız. Tamam. E, Tabii birkaç şey söylemek isterim çok uzatmadan bu konuda. Evet. Ama en çok konuşulan konulardan birisi olduğunu tahmin ediyorum üniversitede ve Çanakkale'de. E, Tabii üniversitemizin rektörünün kim olduğu meselesi... E, ...başta üniversite çalışanlarımız, hocalarımız olmak üzere Çanakkale'yi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla bu konunun çok konuşuluyor olması gayet doğal, normal bir e, durum. E, şimdi yerel seçimler vardı biliyorsunuz, onlar... Geçti, atlattı, atlattı de. onlar. Ee, şu an e, Çanakkale'nin gündeminde bir de üniversite rektörünün e, kim olacak, var... şimdi e, bu aslında e, gündemde üniversite rektörünün kim olacağı e, sorusunun e, olması çok şey yani anlamlı olmalı da çünkü tabii burada e, işte 50 bin öğrenci, hmm. e, binlerce akademisyen, keza e, çalışan var. Böyle güçlü bir üniversitenin hocasının rektörünün kim olacağını tabii merak tabii etmek. doğru Bizi dinleyen herkesin hakkı. Hakkı tabii. Evet. Bir de üniversite tabii Çanakkale'den özellikle asla kopuk bir kurum değil. Tabii. İç içe geçmiş durumdayız. Üniversite ve Çanakkale olarak, Çanakkale'nin kurumları olarak. Birçok ortak projelerimiz, çalışmalarımız var. Yani başta valilik olmak üzere, işte şehrin milletvekilleri, ondan sonra işte diğer bütün kurumlarıyla üniversitemizin değişik fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri ve hocaları çeşitli çok değerli projeler yürütüyorlar. Teknopark var değil mi? Teknopark evet. mesela çok güzel bir şekilde ortaya çıktı son dört yılda yaptığımız çalışmalarla. O da Çanakkale iş Dünyası'nı hatta sadece Çanakkale değil Çanakkale ve Türkiye iş Dünyası'nı üniversitemizle bir araya getirecek bir ortam oluşuyor. O da çok değerli bir ortam. Dolayısıyla Üniversite aslında Çanakkale'nin birçok önemli projesi içerisinde faaliyeti içerisinde var. Aynı zamanda biraz önce söylediğiniz gibi rektörlük ve rektör üniversitenin bütün bölümlerini, çalışanlarını, fakültelerini doğrudan ilgilendiriyor. Bütün bunların konuşulmasını çok doğal buluyorum. Konuşulması da iyi aslında. Hani herkes bu tamam. açıdan kendi fikirlerini ve beklentilerini ifade etmiş oluyorlar. Ee, ...ve sonuçta doğru bir e, durumun ortaya çıkmasına da katkı sağlamış oluyorlar. Evet, bence de. Evet. Üniversite ilk kurulduğu yıllarda ben hatırlıyorum... E, ...Çanakkale e, ve siyaset e, biraz daha farklı bakıyordu. Burasını bir e, lise gibi görüyoruz. Ama bugün tabii evet. e, 18 Mart Üniversitesi çok inanılmaz büyüdü. E, ciddi başarılara da imza atıyor. Evet. E, önemli noktalara umuyorum önümüzdeki yıllarda daha da gelecek. Şimdi hocam e, siz Balkanlar konusunda e, biraz bir hassasiyet gösteriyorsunuz. Evet. Şimdi eyvallah. E, şimdi 50 bin öğrenciniz var. Az önce bahsettim. İşte binlerce akademisyen, binlerce e, ofis e, memuru var. Evet. E, kampüs son derece güzel. Yani neredeyse her şey iyi giderken ...kırında giderken... ...gözünüzü Balkanlara dikiyorsunuz. Hı hı. Tabii... E, ...niye dikiyorsunuz diye sormuyorum da... <laughs> ...bunu bir anlatır mısınız? Neden evet, Balkanlar bunun, 18 Mart Üniversitesi için... ...çok önemli? Evet. Bunun arka planı gerçekten çok önemli. Evet. E, sadece üniversitemiz için değil... ...Türkiye için önemli. E, biliyorsunuz ben... ...uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk... ...çalışan, çalışmış bir... E, evet. ...akademisyenim aynı zamanda. İşte devletimizin bursuyla yurt dışında... Uzun süre okumuş, master doktora yapmış birisiyim ve uzun yıllardır üniversitede aynı zamanda akademisyen ama bir taraftan da yöneticilik yapmış birisiyim. Hem Türkiye'nin hem de üniversitelerin bilimsel alanda neler yapması gerektiğine ilişkin fikirleri olan birisiyim. Şimdi benim ülkemizde ilerleme kaydetmemiz gereken alanlardan bir tanesi olarak da şunu görüyorum. Şimdi biz imparatorluk geçmişi olan bir ülkeyiz, bir toplumuz. Yani düşünebiliyor musunuz? 1200'lü yıllarda kurduğumuz imparatorluk, 1900'lü yılların başına kadar evet, sapa sağlam yaratmış. ayakta kalabilmiş, sorunlu dönemler yaşamış ama yani bir 600 yıl, sadece Osmanlı devletini dikkate alırsak, 600 yıl imparatorlukla birçok bölgeyi yönetmiş bir toplumuz bunu. Hani bir çırpıda... Selamı ile yani selam söyleyerek değil mi topraklar kazanmış. Evet kazanmış. Yani öyle bir güçten Ve kurduğu sistemle işte değerleriyle mantığıyla bütün bu büyük coğrafyaları yönetmiş bir toplumuz. Şimdi bunu bir çırpıda söyleyip geçmemek lazım. Bu geçmiş çok önemli bir geçmiş. Şimdi öyle bir toplum isek ve bunu hissediyor isek ki gerçekten öyle o zaman biz... ...başka birçok toplumdan farklı olarak dünyayı ve özellikle etrafımızı çok iyi tanımamız gerekir. Bu tanıma aslında bizim akademik dünyada kendisini şu şekilde göstermesi lazım. Bizim akademisyenlerimiz içerisinde ülkeleri ve bölgeleri çalışan uzmanlar ve bu uzmanların sayısının çok olması lazım. Ben bu anlamda akademik dünya olarak bu noktada geldiğimiz aşamayı yeterli bulmayan birisiyim... Yani bizim her ülkenin uzmanı olması lazım, özellikle yakın coğrafyamız. Yani Rusya'nın uzmanı olması lazım, Suriye'nin uzmanı olması lazım. Ee, i̇şte ne bileyim, Bulgaristan'ın uzmanı olması lazım. Uzman derken, yani uzmanlar derken, bu coğrafyaları, bu ülkeleri çok yakından takip eden, işte ekonomisiyle, siyasetiyle, kültürüyle, geçmişiyle yakından hı hı. takip eden, bugününü, bu dakikasını takip eden uzmanlardan ve kurumlardan bahsediyorum. Şimdi burada bir e, kat etmemiz gereken mesafe varsa ki ben buna yürekten inanıyorum yapmamız gereken işler olduğuna, hı. o zaman e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin de odaklaştığı bölgeler olmalı diye yola çıktık. Balkanların bizim tarihimizdeki geçmişi çok önemli. Hani bazıları şöyle der aslında Osmanlı Balkan devletiydi hı hı. yani e, Balkanlarda kurulmuş bir devletti. Bu aslında yabana atılacak bir e, teori değil. Neden? İstanbul fethedilmeden önce Balkanlar fethedilmişti. Hı. Yani Anadolu'nun batısında kurulmuş bir Osmanlı devleti önce Balkanları ele geçirdi, sonra İstanbul'u ele geçirdi, sonra doğuya doğru genişledi. Şimdi öyle olunca Balkanlar gerçekten bu Osmanlı devletinin merkezi unsurlarından bir tanesiydi. Öyle düşünün ki Balkan savaşlarında 1913'te Balkanları büyük oranda yitirdiğimizde hı hı. Osmanlı tebaası ve Osmanlı yönetimi gerçekten büyük bir travma yaşamıştır. Hani bugün yani kendimizin vatanı bildiğimiz yerleri kaybetmek gibi bir şey. Yani o psikolojiyi Hı. yaşamış bir devlet. Dolayısıyla Balkanlar önemli geçmişiyle ve günümüzde o zaman demek ki bizim çok iyi tanımamız gereken bir coğrafya. Balkanlara üniversite olarak iki açıdan yaklaştık. Birincisi Oradan fazla öğrencinin bizim üniversitemizde okumasını sağlamak istedik. Daha fazla öğrenci gelsin. Hı hı. İkincisi de biz Balkanları çok iyi çalışalım istedik. Yani Türkiye'de ve hatta uluslararası camiada Balkanlar değindiği zaman... ...uzman üniversitelerinden bir tanesi belki hı hı. de en önde geleni Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olabilir. Burada Balkan göçmeni çok sayıda Çanakkale'li var. Çok yakınız ve ben rektörlüğe ha. başladığımdan bugüne kadar belki en az 10 defa en ücra köşelerine kadar gitmişizdir. Balkanlar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni hiç tanımazken hı hı. şimdi orada en çok konuşulan üniversite haline geldik. Çok sayıda öğrenci bize gelmeye başladı ve biz orayı çalışmaya başladık. Yani Balkanları biz çok daha iyi tanıyoruz şimdi üniversite olarak. Bunun e, unsurları önümüzdeki yıllarda kendisini gösterecek, dışarıya yansıyacak. Hı hı. Ve o zaman daha iyi göreceğiz ki gerçekten Balkanlara 18 Mart Üniversitesi iyi çalışıyor. Amacımız buydu ve bu amaçta da epey mesafe kat ettik. Ama ben henüz yolun daha üçte birinde olduğumuza inanıyorum Balkanlar konusunda. Daha iyi noktalara geleceğiz. Ama bütün bunları yaparken başka ülkelerle ilgili çalışan hocalarımıza desteğimizi de esirgemiyoruz. Mesela Rusya konusunda bile çok iyi çalışan hocalarımız var. Onlara ciddi destek veriyoruz. ...veya e, bazen bakıyorsunuz... E, ...işte Orta Asya konusunda çalışan hocalarımız var ...onlara destek veriyoruz ama... E, ...her konuda çok iyi olamazsınız. Evet. Bir konuda çok iyi olmanız lazım. En önde olmanız lazım. O da bizim Balkan coğrafyası. Bir sürü tarihi geçmişle... E, ...geçmişteki ilişkilerimiz... ...Çanakkale'nin orayla olan ilişkisi... ...buna çok güzel bir ortam sağlıyor. Dışarıdan bilinmiyor ama... bizde Balkanların tarihini... ...kültürünü çok iyi tanıyan hocalarımız var. Onları organize etmek de rektörlüğün... ...işiydi ve o konuda iyi mesafe kat ediyoruz. O zaman... ...18 Mart Üniversitesi'nin... ...önümüzdeki dönemde de... ...Balkanlar konusu... Önemli o, birkaç o, gündem evet. maddesinden birisi olacak. Bugüne kadar yaptıklarımıza bakıyorum şöyle. Gerçekten çok güzel şeyler yapmış... ...üniversitemiz son 4 yıl içerisinde... ...Balkanlarla ilgili. Mesela biz... ...Balkan Tarihi ve Kültürü... ...Sempozyumuna ev sahipliği yaptık. Hı -hı. Amerika'da... ...ve Batı Avrupa'da bu konuda... ...iyi çalışan hocaları da buraya getirdik. Ve konferans... Hı. E, ...sempozyum içerisinde konuşmalar yaptırdık. Türkiye'nin doğusundaki ülkelerden... ...uzmanları da getirdik. Türkiye'deki uzmanları da getirdik. Mesela böyle faaliyetlerimiz oldu. Balkan ve araştırma ve uygulama merkezi kurduk. 2016 yılında. Ve bugüne kadar yaptığımız şeyler... ...Balkanlarla olan ilişkimizi gittikçe güçlendirdi. En son mesela 18 Mart'tan... E, ...bir gün sonra... Hı. ...burada... Yüksek öğretim bağlamında Balkanlar başlıklı bir panel yaptık. Dört konuşmacı e, Balkanlardan getirdik. Orada Arnavutluktan, e, işte Batı Trakya'dan, Makedonya'dan. Bunlar e, Balkanları iyi çalışan e, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu liderleri. Bunlar burada yüksek öğretim anlamında, e, üniversite anlamında Balkanlar ne ifade ediyor? Onlar anlattılar bize. Bunların hepsi üniversitemizin bu alandaki uzmanlaşmasına katkı sağlayan şeyler. Tabii Balkanlar bize hem kültür olarak hem coğrafi olarak da Çanakkale'ye yakın. yakın bir yer. Balkanlara gittiğimizde de hakikaten Türklere de ciddi anlamda bir hürmet evet, gösteriyorlar. Var, Bunu hissediyorsunuz. Onu hissediyorsunuz. Hatta daha önce niye gelmemişim buraya? Evet. Madem bu kadar burası bize kucak açıyor, kabul görüyoruz. Keşke daha önce de gelsem sık sık gelirdim diye hissediyorsunuz. Evet, gerçekten biz, öyle. Biz bir seyahatimizde e, Balkanlar'da sanıyorum Saraybosna'daydım. E, bir türbeye gittik. Bir türbeder e, gerçekten bizi e, yerlere kadar eğilerek inanılmaz saygı duyarak karşıladı. Ben evet. çok etkilenmiştim ondan. Aynen öyle. Ee, ben, ben de bir şey anlatayım tabii. şimdi. Evet. E, Kosova'da bir İpek diye bir şehir var. Hı. Şimdi oraya gittik. Bir tane bir avlusu olan bir bina gördük. Öylesine girdik. Çünkü üzerinde ...tekke olduğunu gösterir şeyler Hı. var. İbareler, İbareler şeyler var. var. İçeri girdik. İçeride o işte mekanda şey sayılan, hani onların ifadesiyle baba sayılan alim hı hı. kişi var hı hı. ama Türkçe konuşamıyor. Kendisi Arnavut ama Müslüman. Bizi öyle bir sıcak karşıladı yaşlı bir adamcağız. Oturduk. Dedi ki ben sizi dün televizyonda gördüm dedi bana. Hı hı. Bir gün önce gelmiştik Kosova'ya. İşte yerel televizyona yansımış görüntüler. Yani o kadar dikkatli takip etmiş ki görür görmez evet. beni tanıdı. Evet. Ve Türkiye'ye kendisinin geliş gidişlerinden hatta Gelibolu'daki Mevlevi Hanedeki törenlere katılışından bahsetti. Yani ilişkiler o kadar sıcak ve iç içe. Onlar Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar. Bu önemli bir avantaj evet. Türkiye için. Evet. 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 Tabii bu avantajları biz de e, ...üniversite olarak e, değerlendirmek durumundayız. Ne evet. kadar çok değerlendirirsek şehrimize, ülkemizin e, evet. eğitim camiasına, değil mi? Evet. Entelektüel hayata ciddi anlamda da katkılar sunmuş oluruz. Dört yıl bitti. Evet. E, nasıl geçti? E, bu dört yıla bir not düşmek isterseniz ne söylemek istersiniz? E, aklıma e, ilk gelen şey e, şu oluyor dört yıl düşündüğümüz zaman yani genel bir değerlendirme anlamında gerçekten zor bir e, dört yıldı. Hatta bu, bunu söylemek geliyor. En zor dönemiydi ben. Belki, <laughs> belki üniversite. de üniversite tarihinin evet, en, zor en zor dönemiydi. Bu benim aklıma gelen ilk şey yani bunu ben şahsen veya bizimle çalışan bütün arkadaşlarımız işte destekçilerimiz hissettiler ama sanıyorum en yoğun hissedenlerden birisi benim üniversitenin rektörü olarak gerçekten zor bir dönemdi ama beni sevindiren taraf şu bu zorlukların sonucunda iyi bir noktaya gelmiş olduğunuz zaman hı hı. bütün bu yorgunlukları ve sıkıntıları unutuyorsunuz hafifliyor gözünüzde hani Sıkıntılar çekersiniz ama başaramazsınız. O çok kötü bir şeydir. Yani o kadar emek harcadık ama olmadı. Yanlış yaptık, yanlışlar yaptık dersiniz hı hı. ve bu insan olduğu için kötü bir şeydir bu. Evet. Ama burada beni teselli eden, büyük oranda teselli eden şey, evet çok zor bir dönemdi, çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ama emek sahiyi olmadı. Yani. Şimdi bunu bu süreci aslında biz sizinle daha önce bir röportajda konuşmuştuk. Evet. Sizin o, orada söylediğiniz şuydu. Yani yaptığınız işle değil birçok dönemde ailenizle ilgili, eşinizle, çocuğunuzla sizinle ilgili de çok evet. ciddi anlamda Tezbir değil yapılar. mi? Üzerinize gelen e, yalan yanlış yani. şeylerle tabii, tabii. E, ...etkileşimler Aynen. O, Aynen. oldu. Tabii ha. bu süreç gerçekten de e, zordu. Sizin söyleyeceğiniz şeylere katkı yapmak için bunu Aynen. söylemiş oluyorum. Aynen öyle. Yani bunu sadece siz kendiniz hissetmiyorsunuz. Evet. Ailecek hissediyorsunuz. Hatta çocuklarınıza yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Birçok şeyi eşinize yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Ve öyle atlatmaya çalışıyorsunuz. Yoksa aileyi e, derinden ve olumsuz etkilemeye başladığı zaman... ...bu işin gerçekten tadı kaçıyor... O yüzden e, onları biraz dışar dışarıda tutmaya çalışıyorsunuz evet. tabiri caizse. O şekilde götürmeye çalışıyorsunuz. Bu e, bunu not ederken bu genel değerlendirme ama şunu söylemek lazım. Gerçekten Çanakkale 18 Mart son 4 yılda iki şey kazandı. İki değerli şey kazandı. Bir tanesi e, gerçekten bir huzur ortamı kazandı. Hı hı. Bu anlamda e, emeği geçen herkese üniversitemiz olarak büyük bir şükran borcumuz var. Hem içeride destek verenler hem de kurumumuz dışında başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere yani ülkenin huzurunu sağlama konusunda gösterilen kararlı tutumlar evet. üniversitemize de büyük oranda yansıdı. Çanakkale'nin çok değerli şahsiyetleri ve kurumları bize bu anlamda gerçekten çok güvenip destek verdiler. Onları da burada yad etmek lazım. Dolayısıyla onların çabalarıyla da destekleriyle de bizim kararlı duruşumuzla da üniversite her şeyden önce bir huzur ortamı kazandı. Bu önemli bir kazanımdır. İkincisi de bu dört yılın bu sıkıntılara rağmen boş geçmemiş olması çok önemli. Yani ben dolayısıyla geçtiğimiz dört yıla kayıp dört yıl olarak bakmıyorum. Gerçekten bir taraftan üniversitenin akademik altyapısını, hı hı. sportif altyapısını, kültürel altyapısını ciddi anlamda geliştirdiği, ...birçok konuda rahatlık sağladı. Hatta akademik e, sıralamalarda yükseldiği bir dört yıl oldu. Ve aslında veriler şey, de var. Onu gösteriyor Mevcut. tabii. Hani şöyle olur. Bir sorunla ilgilenirken birçok fırsatı ve e, süreci kaybedersiniz. O, o da kötü bir şeydir ama. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin e, bu dış bağlantılı FETÖ yapılanmasının verdiği zararlardan etkilenmemesi için de çok ciddi çaba sarf ettik. Diğer bütün işleri hiç ikinci plana atmadık. O anlamda yenilediğimiz kampüslerimiz oldu, hmm. oluşturduğumuz teknoparkımız, hizmet açtığımız araştırma hastanemiz... ...ve altyapı sorunlarını çözdüğümüz birçok unsurumuz oldu ve hocalarımıza akademik desteğimiz hiç eksilmedi. Ben günümün büyük bir kısmını hocalarımızla yine akademik projeleri konuşarak geçirdim dört yılı... Hmm bütün işte hocalarımız bunun farkındadır. Ve işte bu nedenledir ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi örneğin ben başladığımda yani 2015 yılında bütün üniversiteler içerisinde 55. sıradayken 9 basamak birden ilerledi. Devlet üniversiteleri içerisinde 6 basamak birden Türkiye'nin en iyi 38. üniversitesi sıralamasına yükseldi. Bunlar kendiliğinde ve tesadüfi olan şeyler değil. E, tabii ki bir emek ve çaba sarf gerektiriyor. O yüzden bu dört yılı ben bu iki önemli kazanım olarak e, özetleyebilirim açıkçası. Şimdi e, üniversiteyi konuşmaya devam edeceğiz tabii ama burada konuk ettiğim e, kütüphane ile ilgili bir e, akademisyeni e, burada Aha. konuk etmiştik. E, konuk etmeden önce de ben kütüphaneyi bir gezmiştim, e, evet. e, dolaştım çok etkilenmiştim. Evet. Onu da burada radyoda söylemiştim. Evet. Ona da şu soruyu sormuştum. 18 Mart Üniversitesi, üniversiteler arasında belli bir çıtanın üstüne çıktı, yükseldi. Peki, e, kütüphaneye bir not verirseniz e, ne verirsiniz dedim. E, o bana göre gene bile cimri davrandı. Sanıyorum 7 vermişti. Onun üzerinden. Onun ee, yani. üzerinden 7 vermişti. <laughs> evet. E, peki bir de şöyle soralım. E, Türkiye'deki üniversite kütüphaneleri arasında e, ilk kaça koyarsınız? 18 Mart Üniversitesi evet. diye sormuştum. Aha. Orada da e, yanlış hatırlamıyorsam galiba ilk beş içine koymuştuk. Tabii üniversite sadece e, işte Balkanlarla e, fiziki yapısıyla e, hocalarıyla değil, kütüphanesiyle de değil mi? E, sporuyla da e, ciddi anlamda işler başarabilen gündemi e, gelebilen bir e, üniversite. Bu pencereden bakarsak. Ee, 2019 yılında yeni dönemde 18 Mart Üniversitesi'nin yolu ne olmalıdır? Nereye gitmelidir? Aha. Önünde e, neleri konuşmalıdır ki bu başarı basamakları daha da hızlı daha tırmanalım. Hızlı, evet. İşte örneğin ilk 10'a girelim. Neden olmasın? Kesinlikle. Şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir dört yıl sonraki hedefinin kesinlikle Türkiye'nin en iyi ilk 30 üniversitesi arasında olmak hmm. olması gerektiğine inanıyorum. Belki de ilk 20 üniversitesi arasında da girilebilir ama e, hedefimiz her şeyden önce ilk 30 iyi üniversitesi arasında girmek olmalı. Bunu çok rahatlıkla sağlayabilecek bir sürece sahip Kaç arasına. üniversite var hocam? 200. Türkiye'de 206 yüksek öğretim kurumu var. 206'dan bu altısı vakıf yüksek okullar. Yani vakıfların hmm. sadece yüksek okul kurduğu örnekler de var. Aş. Onların sayısı 6. 200 tane de üniversite niteliğinde yüksek kurumu var. Yani toplam 206 200 yüksek öğretim kurumu. Yani. Bunların 200'ü üniversite, ha. 6'sı yüksek, yüksek okul biçiminde. Bunlardan 139 tanesi devlet üniversitesi. Şimdi bütün bu 200 üniversite içerisinde ilk 30'a, ilk 20'ye girebilmek bir 4 yıl sonrası için gerçekten doğru bir hedef. Güzel bir hedef ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bunu başarabilecek bir üniversite. Şimdi e, kütüphane ile baş bir sonraki dönemde neler e, ön plana çıkacak meselesinden önce kütüphane ile ilgili konuşmak çok önemli. Çünkü kütüphaneler gerçekten üniversitenin merkezi unsurlarından bir tanesi. E, kütüphane deyince akla tabii kitaplar geliyor. E, doğru bir şekilde evet. alışa gelmiş üzere e, kütüphane kitaplar e, mekanı demek sonuç olarak. Günümüzde kütüphanelerin ben iki e, üniversite kütüphanelerinin iki temel fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi öğrencilerimize rahat bir çalışma ortamı sunması. Dolayısıyla fiziki ortam önemli kütüphanelerde. Yani sadece oraya gidip kitabı alıp gidip bir yerlerde evinizde falan okuyacağınız bir ortam olmakla yetinecek bir evet. mekandan bahsetmiyoruz. Her şeyden önce iki temel fonksiyonundan birisi öğrencilerimize, hocalarımıza bir çalışma ortamı sunuyor olması gerekir. İkincisi de ...kütüphaneler bilgiye en kolay ve en kapsamlı ulaşılabilecek mekanlar olması lazım. Şimdi bu ikisini bir arada düşünmemiz lazım üniversite kütüphaneleri dediğimiz zaman. Şimdi ders çalışma ortamları anlamında bizim üniversite kütüphanemiz... ...gerçekten iyi bir noktada ama hatta önümüzdeki dört içerisinde bir ek bina daha ekleyeceğiz. Evet, onun, onun şeyi de var, çalışmamız da var onunla ilgili. Çalışma mekanımızı daha da genişleteceğiz... Hatta o neden nedir ki? Biliyorsunuz Çanakkale'de okuyan özellikle liseli öğrencilerimiz de... ...bizim kütüphanemizden epey yoğun bir şekilde çalışıyor. Evet. Evet. Hatta üçüncü bir mekan oluşturuyoruz. O bizim yerleşkemiz içerisinde o büyük cami, devam eden cami inşaatını biliyorsunuz. Hı, evet. O bir cami ama onun giriş katı çok büyük bir mekan... Orada yaklaşık dört e, bin metrekare genişliğinde bir kütüphane daha kuruyoruz, hmm. çalışma ortamı daha kuruyoruz. Yani onun e, üniversite öğrencilerimize ve Çanakkale'nin diğer öğrencilerine de hizmet verebilecek ders çalışma ortamı anlamında özellikle bir mekan haline gelecek. Dolayısıyla kütüphane mekanlarımız daha da zenginleşecek önümüzdeki dört yıl içerisinde. E, ama bilgiye ulaşma, kapsamlı ulaşma konusunda da üniversite kütüphanemizi epey zenginleştirdik. Evet. Şimdi artık kitabın e, cazibesi hiçbir zaman kaybolmamalı. Ben ona inanıyorum. Yani evet. elimizde bir kit kitap olma, okuma olmalı ama dijital kaynaklar da gittikçe önemini artırıyor. Yani bilgiye hızlı ve kolay ulaşma yöntemleri değişiyor. Kütüphanenin kitabın esprisi şüphesiz ki içindeki bilgilerdir. Evet. O bilgilere daha farklı kanallarla ulaşma, daha hızlı ulaşma, daha kolay ulaşma teknolojileri gelişiyor. O neden nedir ki? Biz mesela 150 bine yakın dijital kitap kazandırdık son dört yılda kütüphanemize. E, tabii yine de kitap almaya devam ediyoruz. Belki 20 binden fazla kitap almışızdır, hı hı. eklemişizdir. Ama dijital kaynakları çok zenginleştiriyoruz ki öğrencilerimiz e, kaynağı daha hızlı, daha etkili. Hatta evinde otururken... E, şifresiyle girip bilgisayarından evet. ...kütüphanemizin kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Önemli tabii onlar. Evet. evet. O konuda da zenginleşiyor kütüphane. Şimdi e, üniversite'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini evet, konuşacağız. Şimdi, e, o kısa demek. bir ara vereceğiz ama bunu ondan sonra konuşacağız. Peki. E, üniversite e, Kütüphaneyle ilgili e, bir öneride bulunmuştum ben. Hı hı. E, bir kere içeride kahve yok hı hı. olmalı demiştim. Hı hı. İkincisi belki çok alttan hafif bir şekilde bir klasik müzik bence çok iyi gider diye düşündüm. Kahve makinesinden bahsediyorsunuz belki de değil mi? Hani yani ben, bir kafe değil de içeride. İçeride evet. Yani ha. bir kahve makinesinde orada ders çalışırken ha, evet, öğrenci Anladım. hem bir klasik müzik çünkü Hı -hı. ben müziğin insanın e, aklını, zihnini açtığını düşünüyorum. Yani Hı -hı. okuduğunu daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Belki bu metot bilimsel Tabii. midir değil mi? düşünmeye değer ama. değer teklifler kesinlikle. kesinlikle ee, Önümüzdeki dört yılda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin yolculuğu nereye olmalıdır? Ne yapmalı ki başarı basamaklarını istediğiniz seviyeye e, taşıyabilelim? Evet. Bu çok önemli bir soru. Gerçekten çok önemli bir konu. Ee, şimdi hani dedik ya üniversitemizin son dört yıldaki en önemli iki kazanımından birisi huzurlu Uğur. bir çalışma ortamına sahip olmuş olması. Şimdi hangi noktada durduğumuzu çok iyi kavrayarak demek ki biz üniversitede reel işler yapabilecek bir noktadayız. O zaman önümüzdeki dört yılı doğru değerlendirmek için gerçekten bu sorunun cevabının çok iyi irdelenmesi lazım. Zaman kaybetmemek, hızlı hmm. ilerleyebilmek anlamında ben mesela her şeyden önce öyle bakıyorum. Yani gerçekten doğru değerlendirilmesi ...enine boyuna değerlendirilmesi gereken bir noktadayız. Bu konuda yaptığımız değerlendirmeler... ...şunu gösteriyor. Ee, şimdi birçok başarılı üniversite... E, ...baktığımız zaman, incelediğimiz zaman akademisyenler olarak... ...veya ben şahsi tecrübemden e, edindiğim unsur şu... E, ...başarılı üniversiteler proje mantığıyla hareket ediyorlar. Yani insanların hoşuna giden şey aslında iyi fikirler söylemektir ve iyi fikirler duymaktır doğru bu çok önemli bir şey. Mesela ortada bir mesele vardı. Birisi çıkar çok güzel bir fikir söyler. Hatta dersiniz ki ya gerçekten çok süper bir fikir. Evet. Ama sadece bu fikri evet çok güzel bir fikir deyip bırakırsanız hiç söylenmemesiyle hiçbir farkı yok. Evet. Şimdi bu fikri alıp projelendirmeniz lazım. Yani e, proje e, formatına büründürmek şu anlama geliyor. Ya biz bu işi niçin yapacağız? Nasıl yapacağız? Ve hangi desteklerle yapacağız? Bunun mali e, fon ihtiyacı nedir? Bunu tasarladığınız zaman, yani bu unsurları bir bütün olarak tasarladığınız zaman, kendiniz başta olmak üzere herkese bunu anlatabilirsiniz artık. Yani e, dersiniz ki, evet, şöyle bir fikrimiz vardı. Bu fikri projelendirdik, şöyle yapacağız, şu sonuçlara ulaşacağız, şöyle faydası olacak, şu kadar da paraya ihtiyacımız var. Ha ondan sonra siz veya başkaları buna para verir projelendirdiğiniz evet, zaman. Evet. Şimdi mesela basit bir şey söyleyeyim. Ee, Çanakkale'de acaba bir Japon köyü kurulabilir mi Hı -hı. gibi bir fikir vardı. Hı, -hı. E, bu fikrin e, güzel bir fikir olduğunu düşündük. E, ama bunu projelendirmeden hiçbir şey ifade etmez. bu. Yani e, bunun ne faydası olacak? Nasıl yapacaksınız? Evet. Ne yapacaksınız? Ve ne kadar paraya ihtiyacınız varı? Projelendirip yazılı bir şekilde ortaya koyduğunuz zaman herkese anlatabilirsiniz. Japon hükümetine de anlatabilirsiniz. anlatabilirsiniz abi. Şimdi dolayısıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin önümüzdeki süreçte. Proje üniversitesi, proje ile çalışan üniversite olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ki böylece Çanakkale'yi ve Türkiye'nin diğer kurumlarını, uluslararası kurumları bizimle daha çok çalışan hale getirebilelim. İşte o zaman gerçekten üniversite iş dünyası, üniversite toplum işbirliği olabiliyor. Onun da altyapısını oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin önümüzdeki dört yılında her şeyden önce proje üniversitesi olması için elimizden geleni yapacağız ve bununla ilgili tasarladığımız yöntemler var. Bir başkası da acaba hangi konularda en iyi olmaya çalışmamız lazım? Bunu e, tespit ederken bir kere her şeyden önce üniversitemizin ve Çanakkale'nin potansiyelini bir bilmek lazım. O bağlamda ben mesela bazı e, ön plana çıkarmayı planladığımız alanlar var. Bunlardan bir tanesi astrofizik. Hı hı. Çok güzel bir altyapımız var. Bütün üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman en iyi altyapı bizde. Çok güzel. Hocalar bizde. Dolayısıyla burada çok daha güzel şeyler yapabiliriz. İkincisi Çanakkale aynı zamanda tarım ve gıda şehri. Ve bu alanda çalışan birçok üniversiteye göre çok daha iyi avantajlarımız var. Çünkü burada çok ürün çeşitliliği, çok yüksek bir şehir, çok yüksek bir bölge. Bu alanda birçok şeyi çalışabilirsiniz anlamına geliyor bu. Birçok şeyi deneyebilirsiniz anlamına geliyor. İklim ve coğrafya buna uygun. Dolayısıyla burada ilerleyebilir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Bir başka açıdan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bulunduğu ortamda aynı zamanda tarih turizm hı hı. cennetinde aslında bir tarih ve turizm cennetinde. Dolayısıyla bu alanda yapılabilecek çok şey var, çok büyük projeler var ve çok büyük bilimsel çalışmalar var. Üniversitemiz bu alanda da ön plana çıkacak ve Balkanlar, Balkanlar. konuştuk. Yani uluslararası boyutuyla Balkanlar bizim için gerçekten e, Türkiye'de hani bu konu geçtiği zaman akla gelecek üniversite olacak. Yani o şekilde çalışılması lazım. Bu alanlar dışında e, üniversitemizin geliştirmemiz gereken bir unsuru da e, spor alanı. Yani ben Çanakkale'yi o anlamda potansiyeli çok yüksek bir yer olarak görüyorum. Üniversitemizde son yıllarda kurduğumuz spor altyapısına eklememiz gerekenlerin de farkındayız. Bunun öyle yansımaları oluyor ki Çanakkale'deki toplum spora yatkın bir toplum. Buradan çok değerli, çok başarılı sporcular çıkıyor. Belki bazen kamuoyunun dikkatini çekiyordur. Evet. Çanakkaleli olup da ya da Çanakkale'de öğrenci olup da çok başarılı olmuş sporcular çıkıyor. Burası bizim içinde bulunduğumuz ortam. Sporu benimsemiş bir ortam. Dolayısıyla bunu daha da ileriye götürmek mümkün. bu Ben bu potansiyelin de farkındayım açıkçası. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bu alanda da ileride olması gerektiğini düşünüyorum. Belki spordan bahsedecektik. Ben şimdi bahsedeyim. Evet, mesela e, bahsed daha geçenlerde basında yansıyan bir şey var. E, bizim üniversitemizin e, Terzoğlu yerleşkesinde hiç tenis kortu yoktu mesela. Hmm. Bir örnek küçük bir örnek. İki tane tenis kortu kurduk. Kapalı kışın da e, çalışılabiliyor. Bakın oradan çıkan çocuklar, ter, tenis öğrenen çocuklar Türkiye'de çok büyük başarı elde ettiler mesela. Evet, Çanakkale evet. adına büyük evet, bir başarı tabii. elde ettiler. Ve biz bütün spor alanlarımızı Çanakkale'ye de açtık. Yani işte Anafartalar Yerleşkesi'nde spor salonumuz var. Orada ilan ettik. Sayın Bülent Turan açılışına katılmıştı. Evet. Orada açıkça... Söz veriyor musunuz bunu Çanakkale'de kullanacak dedi. Biz de tabii ki dedik orada o sözü de vermiş olduk. Yani şehrin göbeğindeki spor salonumuz herkesin kullanımına açık. Ve burada bizim kurduğumuz mesela yakın zamanda açtığımız fitness salonu. Yani otellerle rekabet etmek gibi niyetimiz yok ama biz kendi çalışanlarımızı ve Çanakkale'ye alternatif bir e fitness salonu kazandırmış olduk. Şu an bedava hatta evet. söylemiş olayım. Paralı olana kadar bedava, bedava devam edecek. Evet, bunu da duyurmuş <gülüyor> olalım. <gülüyor> bunu da duyurmuş olalım burada. Okçuluk alanı işte ne bileyim jimnastik mesela çocuklarımıza jimnastik öğret öğretiliyor bizim spor salonumuzda. Hmm. Ve dışarıdan bir eğitmen öğretiyor bunu. Ve yani biliyorsunuz jimnastik biraz küçük yaşlarda başlanılması gereken bir şey. O yaşlardaki çocuklar çok güzel jimnastik eğitimi alıyorlar orada. Ve bunu üniversite daha da genişletebilmeli. Yani önümüzdeki süreçte üniversitenin ön plana çıkabil çıkabileceği bir başka alan da bu olacak açıkçası. Yani üniversitenin gündeminde olan konulardan bir tanesi de bu olacak. Tabii 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale bence... Ee, ...akademisyenler arasında da değil mi... ...çok tercih edilebilir bir... Evet, e, ...üniversite öyle. ve yerleşimleri. Hı -hı, hı -hı. E, tabii bu akademisyenlerin de... E, ...yaşam kalitesini artırmak için... Hı -hı. ...o spor salonlarını... işte tenis kortunu evet, yapmanız evet. gerekiyor. Hepsine ihtiyaç var Hepsine kesinlikle. Hepsine ihtiyaç var gerçekten. Ee, akademisyenler bunları daha çok gözden geçiriyorlar. Mesela Çanakkale'ye gelecek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gelecek. İşte her şeyden önce... ...çocuğuma eğitim, eğitim sağlayacağım bir ortam var mı? İşte evet. nerede ne tür konutlarda kalabileceğim ve üniversitede ne tür bir altyapıya sahip olabileceğim işte ne bileyim belli hobiler varsa yapabilecek miyim bir spor alışkanlığı varsa yapabilecek miyim bunların hepsi akademisyenlerin çok gözden geçirdiği şeyler o anlamda üniversitemiz daha iyi akademisyenleri çekebilecek bir ortam da oluşturmuş oluyor aslında bunları kesinlikle 18 Mart Üniversitesi bugün bakın birçok özel kolej geldi ...değil mi? Evet. Yani aslında bunları... ...bu şehre taşıyan... ...üniversitedir. Çok. Evet. Üniversitenin i̇şte, kıymetini bilmemiz lazım. Kesinlikle. Şimdi ben orada bir şey söyleyeyim. Tabii. Bakın bu... ...tabii çalışanlarımızın ve Çanakkale'lerin çocuklarının... ...nasıl bir ortaokula, liseye, ilkokula devam ettiği meselesi de önemli. Bunun sahibi şüphesiz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nız. Evet. Ama... ...şimdi bizden şöyle bir talep var. Biliyorsunuz üniversitemizin kreşi var. Ve bu çok beğeniliyor. Evet. Ee, Acaba üniversitenin ilkokulu, ortaokulu, lisesi yani koleji de olabilir mi, Değil mi? dediler. As olsa evet. bence çok güzel olur. <laughs> Ama ben rektör olarak bu işe girmeye çekindim. Hep neden? Bu, bu iş başla başına bir iş. Acaba biz buna yeteri kadar zaman ayırabilecek miyiz? Bu yani şimdi üniversitenin koleji olduğu zaman sıradan bir koleji olma lüksü lüks yok. Daha iyi bir koleji olması lazım. Acaba bunu sağlayabilecek miyiz? Ondan emin olamadığım için ikinci alternatif şu oluyor. ...gerçekten Çanakkale'deki kolejlere destek vermek de olabilir. Mesela yeni kolejler geliyor, isim vermeyeyim. Bunlar Çanakkale'ye kazanımdır gerçekten de. Yani alternatifler ve rekabet ortamı eğitimde önemli bir şey. O anlamda böyle bir süreç de yaşanıyor Çanakkale'de. Üniversitenin de buna bir katkısı oluyor şüphesiz ki. O anlamda dediğiniz gibi üniversitenin kazanımlarından bir tanesidir bu. Açıkçası. Bir dakikamız var. Evet. Son soruyu soruyorum size. Evet. Dört yıllık rektörlük e, görev süreniz içinde hı hı. unutmak istediğiniz <gülüyor> ve <gülüyor> bütün e, bundan sonraki hayatınız boyunca hatır, hatırlamak istediğiniz... <laughs> Ha. İki şey, şey. Nedir? Şimdi tabii ben buradan o sorunun cevabına geçmeden önce Tamam e, İlker Bey'i e, radyomuz dinleyicileri tanıyorlar. Yani evet, e, Çanakkale'nin başarılı gazetecilerinden bir tanesi. Ama ben İlker Bey'in böyle e, hani Sosyal yönünün güçlü olduğunu bildiğim için ne kadar <laughs> ciddi konulardan Teşekkür bahsedersek ederim. edelim mutlaka sosyal bir e, yönde ekleniyor buna. Şimdi evet. bana da bu soru biraz böyle e, geldi. Hani çok rahat bir soru gerçekten de çok güzel bir soru. Dört yılda e, dört yıl boyunca unutmak istediğim e, tek bir şey e, söylemek gerekirse ben sadece şunu diliyorum. Aslında bu sadece üniversitemiz için değil belki Türkiye için de söylenebilir ama özellikle üniversitemiz için bunun sıkıntılarını birçok insan yaşadığı için ben de çok yaşadığım için biliyorum. Evet. Gerçekten bu bir yerlere bağlantılı üniversite çalışanları şeyi bir nevi çetesi oluşturup üniversiteye tabiri caizse yani ayar vermeye çalışmak, bir yere götürmeye çalışmak şeklinde bir yapının Yaşattıklarını ben onu unutmak istiyorum gerçekten de bir daha hatırlamayacak şekilde evet. hatta bir daha böyle bir şey olmasın da bunu tekrar hatırlamayalım hatta dersimizi alalım yolumuza devam edelim diyorum çünkü bu, bu önemli bir şey şu açıdan önemli bir şey birkaç açıdan önemli bir şey ama bir kere çok zaman kaybettiriyor bize toplum olarak yani tabiri caizse şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vaktimiz olmuyor evet. hep böyle bir hani şu, bu yapılardan kurumumuzu kurtarmaya çalışıyoruz. Onun çok sıkıntısı çeken sıkıntısını çeken insanlar oluyor. Ben de çok yaşadığım için biliyorum bunu. Dolayısıyla unutmak istediğim şey kesinlikle bu. Yani bu üniversite böyle bir şeyi bir kez daha yaşamasın ki tekrar başa dönüp de tekrar bir çalışma ortamı oluşturmaya çalışmayalım. Yani bir kere yaşadık. Tamamdır, bitti bu sadece A ideolojisi B ideolojisi için de söylemiyorum yani hangi yönden gelirse gelsin böyle bir yere saplantılı bir şekilde bağla, bağlanılmış bir şekilde maddi unsurlarla manevi unsurlarla bağlanılmış dolayısıyla dünyanın geriye kalanına gözünü kapat gözü kapattırılmış insanlar çetesi olmasın bu üniversite bunu bir kez daha bu ülke bunu bir kere daha bunu unutmak görmesin. istiyoruz bunu unutmak istiyoruz. Ee, bir de dediniz ki hayatımız boyun, hayatım boyunca evet, hatırlayacağız. Hatırlayacağım Unutmak şey. istemediğiniz bir şey. <laughs> bu e, bunun sorusu tek cevabı tek de olmayabilir ama şöyle bir düşünüyorum. Tabu bu şimdi okuyucu dinleyicilerimiz e, haberdar olsunlar diye söylüyorum. Bu soruların öncesinde çalışmadık aslında. Hani <laughs> hani genelde şöyle olur hani işte e, sorular verilir. Bak hocam bu, bu konularda konuşacağız denir ama biz neredeyse bunu hiç konuşmadık. Şimdi konuk, böyle... konuklara bir şey söyleyeyim. Siz de cevabınızı düşünün bu arada. Evet. Süremizi aç, açtık iki dakika ama <laughs> evet. e, ona da tolerans göstersinler. Sonuçta bu radyonun ve üniversitenin rektörü burada değil mi? Evet. O kadarcık da torpilimiz olsun <laughs> torpilimiz size. olsun Bir de mazeretimiz var. Canlı yayındayız. Evet canlı yayındayız. Canlı canlı yayındayız yani. evet. Şimdi ben radyoya e, tam zamanında geliyorum. Evet Yani bir iki dakika yayına Evet. En fazla beş dakika kala evet. geliyorum. Hı. Ve konukla yayın öncesi sadece el sıkışıyoruz. Merhaba yapıyoruz. O evet. kadar. Hı hı. Yani sizinle de aynı şekilde oldu. Siz de geldiniz. Evet. Ee, orada bir tokalaştık Hemen sizinle. Geçtik Hemen yani. yayına geçtik. Dolayısıyla yani, ön, ön ince şey <laughs> öncesinde... olmadı. Kendimi Tabii. hazırlamış değilim yani. Dolayısıyla bildiklerimi bütün samimiyetimizle paylaşıyoruz. Dinleyicilerimizle, öğrencilerimizle, hocalarımızla, Çanakkale ile paylaşıyoruz. Ama yani dört yılda çok güzel şeyler oldu. ...her şeye rağmen... ...unutmak istemediğim çok şey var ama... ...hepsini özetlemek gerekirse... Evet. ...bu tür görevleri yapan insanların... ...unutmak istemeyecekleri... ...ve hayat boyunca övünç duyabilecekleri... ...şeyler kurumlara, topluma... ...kazandırdığı şeyler... ...mesela her sabah kalktığımızda... ...kalktığımda beni motive eden şey şu... ...yani... ...ya biz bu üniversitemize bir şeyler daha kazandırıyoruz... ...yani önemli işler yapıyoruz... Evet. ...daha değerli hale getiriyoruz... ...şöyle doğru geriye dönüp baktığım zaman... ...mesela kazandırmaktan dolayı... ...mutlu olacağım çok şey oldu. Hayatım boyunca hep... ...evet ya bunu da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde... ...biz dönemimizde yaptığımız çalışmalarla... ...kazandırdık diyeceğimiz... ...belli başlı çok şey var. Ama bunlar içerisinde mesela... ...Teknopark önemli bir şey. Yani biz neredeyse sıfırdan aldık. Yani evet. bir Teknopark kağıt üstünde kurulmuştu... ...2014 yılında. Ama ortada bir şey bir yoktu. Şey yok. evet. Dolayısıyla biz oradan aldık ve... Ee, sayın Bakan'ın, e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın, Sayın Mustafa Varank Bey'in katılımıyla biliyorsunuz... ...Sayın Valimiz, milletvekilimiz milletvekillerimizin katılımıyla açtık. Açacağımız noktaya dört yılda geldik. Yani bu güzel bir gelişme. Mesela bu, e, benim unutmak istemeyeceğim, hayatım boyunca hatırlayacağım bir şey. Bir başkası mesela, e, kurma aşamasına geldik. Rüzgar türbünü kuruyoruz, üniversitemizde. Bu şu açıdan önemli... Yani temiz enerji. Türkiye enerjide dışa çok bağımlı bir ülke. Yani hep beraber çaba göstermemiz lazım. Kendi kendimize enerji anlamında yeten. Evet. Enerji her şeyi biliyorsunuz evet. yani. E, dolayısıyla e, mesela üniversitenin buna öncülük ediyor olmasını e, sağlıyor olmamız. Mesela hayat boyunca unutmayacağım bir şey. Anafartalar yerleşkesini yeniledik mesela. Daha henüz evet. çevre düzeni falan tamamlanmadı. İnşallah tamamlandığı zaman daha ortaya çıkacak ama. Öyle nitelikli bir binayı... Öyle güzel bir binayı Çanakkale'ye kazandırmış olmak hayatımız boyunca unutmayacağımız bir şey. Birçok şey içerisinde şunu da söyleyeyim. Mesela ben göreve başladığında meslek yüksek okullarımızın, özellikle ilçelerdeki meslek yüksek okullarımızın çok ihmal edildiğini düşünüyordum. Onların her birinin ortamlarını güzelleştirdik. Hepsine güzel şeyler ekledik. Ve oradaki öğrencilerimiz, hocalarımız gerçekten bir dört yıl öncesine göre çok daha mutlu ve keyifliler. Bu da mesela benim... ...hiç unutmak istemeyeceğim bir şey olacak. Sizin aslında e, unutmak istemediğiniz çok şey varmış. Var. Onu Daha Biga'yı söylemedim. <laughs> Bakın Bigay yerleşkeye de çok güzel şeyler yaptık. Ee, Gökçalı'ya ve Biga'ya birer misafirhane yaptık. Bakın o... ...hani merkezden uzak hocalarımızın... Evet. Hı -hı. E, ...bulunduğu yerlere misafirhane yapmak... ...gerçekten çok büyük bir katkı. Yani bunlar da mesela çok şey e, var aslında. Ama hepsini özetlediğimiz zaman... ...bu üniversiteye kattığımız... ...değerli unsurlar, hayat boyu unutmak istemeyeceğim şeyler. Tabii. Bir rüzgar gününden bahsettiniz, söz evet. ettiniz. Bazı yatırımların dönüşü, kıymeti hemen anlaşılmayabilir. Evet. Ama yıllar aktıkça, süre geçtikçe... ...o yatırımların kıymeti daha da daha iyi, iyi anlaşılır. İyi ki olmuş, iyi ki yapılmış denilir. Ben de o konuda bir şey ekleyeyim. Yani toplumsal olarak... Buyurun. Ee, belki biraz dikkat etmemiz gereken bir husus aslında bu. Şöyle, yani hani derler ya, e, ben bazen bunu söylüyorum. E, benim ablam da Almanya'da yaşıyor. ...Almanya'ya çok sık gidip gelen gelmiş birisiyim. Ta evet. üniversite öğrenciliğimden beri. Şimdi Türk gibi başla, Alman gibi bitir derler. Öyle evet. bir söz söylenir orada yaşayan Türkler arasında. <laughs> Şimdi Türk gibi başla gerçekten biz çok o, iştiyaklı başlayan bir toplumuz. Ama biz biraz çabuk sonuç almak isteyen biraz da bu anlamda hani aceleci sayılabilecek bir toplumuz. Bir şey bir işe başladığımız zaman kısa sürede sonuç alamıyorsak ha bu iş olmuyor noktasına geliyoruz kafamızda ama bu çok büyük bir yanılgı olabiliyor. Bazı şeyler gerçekten özellikle de çok değerli şeyler çok zaman alır. Yani üstüne küçük şeyler koya koya gitme sabrını ve kararlılığını gösterdiğiniz ölçüde ancak olabilir. Yani ben hep şu örneği de veririm. 1900 50'li yıllarda bir otomobil yapmışız. Ha evet çok iyi çalışmadı ya biz bu işi yapamıyoruz noktasına getirmişler evet. bizi bir şekilde. Bir hangara ha. kapatmışız. Evet, oysa olarak. ben diyorum ki hani kötü bile olmuş olsa o otomobil üzerinde etmiş olsaydık şu an otomotiv dünyası ki bir ülkeye büyük ekonomi kazandıran bir alan, bir sektör. Şu an dünyada Türkiye ...en iyi otomobilleri üreten ülkelerden birisi olacaktı. O kararlılığı göstermek gerekiyor. Dolayısıyla dediğinize yüzde yüz katılıyorum. Hani biraz sabır ve evet. kararlılık... ...böyle devam ettiğiniz zaman sonucunu görüyorsunuz. Peki, bitti. Maalesef bitti süremiz. Ee, size çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, bundan sonraki... E, ...üniversite rektörlük adaylığınızın... E, ...rektör olursanız başarılarınızın da... ...devam etmesini diliyoruz. Umuyorum... ...bundan sonraki hayatınız, yolculuğunuz... ...güzellikler içinde, mutluluk içinde... ...ve başarı içinde geçer. Diyelim, eğer tekrar rektör atanırsanız... ...sizden de tekrar bir program sözü alalım. Evet, inşallah. Yani öyle ya da böyle... ...yani Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri... ...nasıl olursa olsun... ...bu görevlerden daha... ...sürekli olan bir işimiz var, akademisyenlik... Evet. Ee, her rektörlük dönemi biter bir şekilde. Hani bugün bitmese bir dört yıl sonra biter. Ama akademisyenliğimiz bizim mesleğimiz çok da keyif alarak yaptığım bir meslek. Bu yüzden iyi dileklerinize çok teşekkür ediyorum. Yani Mesela. ister rektör olarak ister bir akademisyen sadece bir akademisyen olarak devam etmiş olalım. Hayırısı neyse o olsun diyelim. Gerçekten de güzel şeyler yapma fırsatı her iki alanda da var. Yani akademisyenlik alanda da var. Rektörlük alanında da var. Ama rektör olarak devam edersek Yapacağımız ilk programımız radyosunuz. yine İlker evet. Bey ile burada tamam, olacak. Üniversitemiz almış. radyosunda olacak. Almış oluyoruz. Hem size hem bize katılan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Haftaya ediyorum. buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.